Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet, tahta serisinde sevgili arkadaşlarım, bu sefer bir soru çözmüyoruz. Bu sefer sizlere işinize yarayabilecek bazı bilgiler vereceğim. Evet, tahtada ne yazıyor? Fonksiyonun tersini basitçe nasıl alabiliriz? Yani fonksiyonun tersini almayı az çok hepimiz biliyoruz. Bilmeyenlerimiz varsa da öğrenecekler. Ama müfredatta bu şekilde anlatılmayacak. Ama sevgili arkadaşlar, ben bir fonksiyonun tersini basit bir şekilde alabilirim. Bunları TYT kampında, AYT kampında ben size anlatmıştım zaten. Ama bu kampları izlemeyenler, bu kampları dinlemeyenler için de şimdi burada yine göstereceğim sizler için. Evet, öncelikle basit bir fonksiyon düşünelim. Mesela doğrusal bir fonksiyon düşünelim. Örnek olarak fx eşittir 2x eksi 4. Tabii ben bunun tersini alırken genel itibariyle ne anlatılır arkadaşlar? Tabii ben de zamanında çok anlattım. Fx gördüğümüz yere işte x yazarız. X'i yalnız bıraktığımız zaman da bu da f'in tersinde x olur diyebiliriz. Ki burada ben x'i nasıl yalnız bırakırım? Eksi 4'ü karşıya atarım. X artı 4. Buna x demiştim, unutma. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölerim ve f'in tersinde x'i bulabilirim. Tabii bu tarz fonksiyonların tersini bulmak basit. Peki daha karmaşık fonksiyonlar verilirse? Mesela bunun gibi. Yani x kare eksi 4'ün kare kökü. Ben bu fonksiyonun tersini nasıl bulabilirim? F'in tersinde x. Peki şimdi yine tabii kolayca bulabilme imkanımız var. Fakat bunu, yani bu soruyu, şu an tahtadaki gördüğünüz soruyu bir basamak olarak kullanacağız biz. Yani bunun da daha zorunu çözebilmek adına bunun üstünden size bir örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar, tek tek x'e uygulanan işlemleri adım adım numaralandırarak yazacağız. Tabii bu sınav esnasında falan çok daha hızlı olacak, merak etme. Şimdi ilk olarak buradaki değişkenimiz olan x'in karesi alınmış. Dolayısıyla 1 karesi alınmış dedim. Karesi alınmış. 2 ve 4 çıkarılmış hocam. 4 çıkarılmış ve 3 son olarak bu ifadenin de karekökü alınmış. Karekök alınmış. Pekala. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Yine x'e işlemler uygulayacağım ama bu sefer sırayla değil, tam tersi sırayla anti işlemler yapacağım. Anti işlem. Yani mesela karekök almanın anti işlemine karesini alacağız. Yani öncelikle x'in karesini alacağım. 4 çıkar demiş, ben buna 4 ekleyeceğim. Ve karesini al demiş. Karesini almanın sevgili arkadaşlarım anti işlemi ne olacak o zaman? Karekökünü almak olacak. İşte bu eriştiğimiz sonuç f'in tersinde x'tir. Gayet basit değil mi? Peki şimdi o zaman bir diğer sorumuza bakalım. Evet, bu sefer fx fonksiyonumuz karekök içerisinde 5 çarpı sinüs x kare artı 3 olsun ve biz bu fonksiyonun tersini bulmaya gayret gösterelim. Bakalım birlikte. X'e uygulanan işlemleri yazıyoruz dedik. 1 karesi alınmış, kare alınmış. 2, 3 eklenmiş. 3 ekle dedim. 3 bu sefer bu ifadenin sinüsü alınmış. Sinüs al dedim. Ve 4 5 ile çarpılmış, 5 ile çarp dedim ve son olarak 5. işlemimde karekök alınmış burada. Karekök alınmış. Pekala, şimdi ben ne yapıyordum? Hemen tersten başlıyorum ve anti işlemlerini uyguluyorum. Karekök alınmışsa hemen x'in karesini alıyorum. 5 ile çarp demiş, ben 5'e bölüyorum. Sinüs al demiş. Sinüsün anti işlemi ne? Sinüsün tersi arc sinüs, dolayısıyla arc sinüs x kare bölü 5 dedim. 3 ekle demişti, ben bundan 3 çıkarıyorum. Ve karesini al demişti, ben anti işlem olarak kare kökünü alıyorum. İşte bu bana f'in tersinde x'i veriyor. Bu şekilde düşünürsek gayet basit. Şimdi bir tane daha farklı soru çözelim ve kendimizi şımartmaya devam edelim. Evet, bu sefer fx fonksiyonumuz logaritmik bir fonksiyon ama bu logaritma fonksiyonunun içinde de bir trigonometrik ifade var. Çıkalım bakalım işin içinden. Şimdi ilk olarak hemen yazıyoruz. X'in karekökü alınmış. Karekök al dedim. İkinci olarak tanjant alınmış. Tanjant yazdım sadece. 3 sevgili arkadaşlarım,
eksi ile çarpılmış, eksi 1 ile çarpılmış, artı 3 var yanında, demek ki ne olacak? 3 eklenmiş arkadaşlar. Daha sonrasında 3 tabanında logaritma alınmış. 5. işlemimiz 3 tabanında logaritma almak. Ve son işlemimiz de 6. işlem 2 ile çarpılmış. Yazdım 2 ile çarp dedim. Şimdi ne yapıyordum? Tersten başlıyorum ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapıyorum. 2 ile çarpmanın anti işlemi tabii ki 2'ye bölmektir. 3 tabanında logaritma al demiş. 3 tabanında logaritma almanın anti işlemi 3 tabanında üs almaktır. Yani 3 üzeri x, x bölü 2 dedim. 3 ekle demişti, ben bundan 3 çıkaracağım. Eksi 1 ile çarp demişti, ben bunu eksi 1'e bölmem gerekiyor. Eksi 1'e bölmek demek de şunu artı yapıp şunu eksi yapmakla aynı şeydir. Tanjantını al demiş. O halde ben bunun neyini almam gerekiyor? Tabii ki arc tanjantını almam gerekiyor. Ve son olarak kare kökünü al demişti. Ben bunun karesini almam gerekiyor. Demek ki işte f'in tersinde x bu sevgili arkadaşlarım. Evet, burada güzel bir yöntem öğrendiğinizi söyleyebilirim. Yalnız bu yöntemde tek bir uyarı yapacağım size. Çoğu soruda işinize yarar. Ama tek bir uyarı yapacağım. Arkadaşlarım dikkat ettiyseniz bütün çözdüğünüz sorularda sorunun içerisinde burada sadece bir tane x değişkeni vardı. Yani hem burada hem burada hem burada farklı farklı yerlerde x değişkeni varsa bunu teke indirmeden bu yöntemi uygulayamazsınız. Bir tane x değişkeniniz olacak ki onu da teke indirmek zaten oradaki matematik maharetinizi sergilemeniz gerekiyor demek. Ama hani bu örneklerin tersini alma gibi bir işiniz olur mu? Sınav esnasında tabii ki olmaz ama fonksiyonların tersini basitçe bu şekilde alabileceğinizi bilin istedim. Ki şahsen ben sürekli olarak bunu kullanıyorum. Sizler de neden kullanmayasınız, değil mi? Evet gençler, sonraki videolarda görüşürüz. Umarım yararlı içerikler oluyordur sizler için. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.